Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan baklava tarifiyle sizlerleyim. Çok kolay olacak yapımı. Öyle oklava falan kullanmadan çok rahatlıkla merdane ile baklava yapacağız. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlayayım. 100 gram tereyağını şöyle hafiften erittim. 1 su bardağı yoğurt. Yoğurt bu kullandığım bardak 200 mililitrelerden, evimizdeki klasik bardaklardan. 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ya da üzüm sirkesi, hangisi varsa, 1 yemek kaşığı limon suyu. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Bunu yanıma aldım. Şimdi ortalama 4-5 su bardağı kadar un gidiyor. Ben sizlerle şimdi ölçeceğim ve sonunda sizlere ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Eleyerek ilave etmeye özen gösteririm. İkinci bardağımı koyuyorum. Şimdilik 3 bardağı koyayım. Bir pakette kabartma tozu. Bardak daha ilave edeyim. Bundan sonra artık yoğuracağım. Duruma göre un ilavesi yapacağım. Sizler de yavaş yavaş ilave etmeyi ihmal etmeyin. Önce spatula ile toparlayacağım. Ondan sonra elimle yoğuracağım. Hamuru toparladım. Yanıma da bir bardak daha unu ayarladım. Şimdi artık elimle yoğuracağım. En azından bir 5 dakika hamurunuzu yoğurmaya özen gösterin. Bu arada un serpeceğim. Yeterince yoğurdum artık. Olabildiğince yumuşak bir hamur. Sakın sert yapmayın. Şimdi 4 eşit parçaya böleceğim. Şöyle yuvarlak yaparak 4 eşit parçaya daha rahat bölebilirsiniz. Yuvarlak bezeler oluşturuyorum. Bu birazcık kalın olmuş. Hamurun üzerine temiz bir bezle örtüp 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Tatlının şerbetini koyayım. Bu öncelikle bir kaynasın. Kenarda çünkü ılışması lazım. Evimizdeki klasik bardaklarla 4,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Aynı bardakla 4,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Küçük bir dilimde limon atıyorum içerisine. Şekerin eridiğini gördüğümde altını kısacağım. 25 dakikadır kaynıyordu. Yeterli artık. Ocağın altını kapatıyorum. Ilışana kadar bekleteceğim. Hamuru dinlendirdim yeterince. Hemen yanıma aldım. Nişastayı da alıyorum. Elimle birazcık yuvarladıktan sonra merdaneyle çok aşırı derecede ince olmadan açıyorum. Arada nişasta serpmeyi unutmayın. Ortalama bir tepsi için 250 gram kadar nişasta kullanacağım. Bu tatlıyı yapmanın en güzel avantajlarından birisi de benim gibi mutfağı küçük olan kişiler çok rahatlıkla yapabilir. Yeterli. Bol miktarda nişasta döküyorum. Her yerine gelecek şekilde.
Böyle çok çok 400 gram, 500 gram kadar da kullanmayın. 250 gram kadar yeterli geliyor. Kullandığım nişasta da buğday nişastası. Bir ucundan katlıyorum. Diğer ucundan da. Diğer ucunu da katlıyorum. Her katladığım yere bolca nişasta serpiyorum. Nişastayı döktükten sonra iki ucunu birleştiriyorum. Zarf şeklini veriyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Birkaç harekette çok rahatlıkla açılıyor zaten. Hiç uğraştırmıyor. Şimdi tekrar katlıyorum bolca nişastayı. Sürüyorum. Nişasta döküp uçlarını birleştiriyorum. Hamurların tamamı hazır. Şimdi bunu kenara alayım. Tek tek açacağım. Hemen kullanacağım tepsiyi de göstereyim. Ve bu tepsi tamamen evinizdeki normal fırın tepsisiyle aynı ayarda. 30'a 40 cm çapında bir fırın tepsisi. Siz de ona göre hazırlayabilirsiniz. İlk yaptığımla başlayarak açıyorum. Önce direkt merdane kullanmayın, yoksa patlar. Bir 10 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli hamurunuzu. Yavaş yavaş açıyorum. İyice açacağım. Açılabildiğin kadar açabilirsiniz. Çok böyle ince olmasına da gerek yok. Çok nişasta kullanmıyoruz. Ara ara sadece. Yeterince açtım artık. Şimdi tepsiyi üzerine oturtuyorum. Kenarlardan fazlalığını kesiyorum. Çok böyle aşırı ince açmanıza gerek yok. Duruma göre bakın. Açılabildiği kadar açın. Tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiden biraz daha büyük açabilirsiniz. Şu kenar kısımlarında şöyle atıyorum. Kenarı alacağım. Bir kat daha olduktan sonra cevizini dökebileceğim. Bunu da aynı şekilde açacağım. Açtıktan sonra tekrar tepsiyi üzerine oturtuyorum. Ben kesiyorum. Artık bu katına
ceviz koyacağım. Cevizi de orta katına döküyorum. Bu ceviz elimdeki fazla gözükebilir. Çünkü hepsini koymayacağım. Toplamda 300 gram kadar bir tepsi için yeterli geliyor. Tabii ki arzu ettiğiniz gibi de çoğaltabilirsiniz. Hemen bunu da açtım. Kesiyorum. Çok fazlasıyla videoyu uzatmamak adına hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Sonuncu katı da artık kesiyorum. Şu ufakları önce altı koyuyorum çünkü en üstünün düzgün olmasını istiyorum. Üstü kapatıyorum artık. Ben baklavaları kesmek için kullandığım şöyle bir cetvelim var. Sizler de daha rahat kesmek için böyle bir cetvel kullanabilirsiniz. Şimdi sizler de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Ben bu baklavayı iki türlü olacak şekilde keseceğim. Artık cetvel kullanmayacağım. Bunları bu şekilde üçgen, bunları da kare kare bırakacağım. Tereyağını erittim, iyice süzdüm. Üzerinde hiçbir şekilde beyaz kaymaklardan kalmasın. Onu almaya özen gösterin. Eşit bir şekilde üzerine döküyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağı fazla gibi gelebilir ama anca yeterli geliyor. Şimdi 180 derecelik, benim fırın ayarıma göre 180 derecede gayet güzel pişiyor. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. En az 1 saat boyunca fırında tutacağım. Eğer ki fırınınız hızlı ve çabuk pişiriyorsa 160-170'te de pişirebilirsiniz. Ama pişirme süresi en az 1 saat olması gerekiyor ki içini çeke çeke pişsin. Tatlıyı fırından çıkardım. Çok güzel kızardı. Böyle hafif bir ılıma kıvamına geldiğinde şerbetini dökebilirsiniz. Şerbetim de ılık. Tatlıyı da ılık olacak şekilde ayarladım. Böyle ılıktan biraz daha hafif böyle soğuk da diyebilirim ama sakın çok kaynar kaynar dökmeyin. Ya da birisi sıcakken birisi soğuk olsun. Şimdi şerbetini eşit bir şekilde döküyorum. Ağır ağır tam üzerine gelecek şekilde dökebilirsiniz. Üzerine temiz bir şeyle örtüp dinlendireceğim. Tam anlamıyla böyle şerbetini çekene kadar sakın servisi etmeyin. Baktım daha şerbetini tam çekmemiş ama sizlere servis edip göstermek istiyorum. Yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi katları gayet güzel.
ayrılıyor. Hiçbir şekilde öyle birbirine girmemiş. Şu anda birazcık daha çekmesi gerekiyor aslında ama ben bir an önce çekimi bitirmek için fazla bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.